Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ünyesiz kullanım rehberi ve bunun beraberinde üniversitede nasıl başvuru yaparız? Bugün size bunu uygulama olarak anlatmak istiyorum. Çünkü çok çok soru soruluyor bununla ilgili. Ve asıl olarak tıkanılan yer burası. Çünkü üniversiteye başvurmak için eylem aldığımız yer tam olarak burası oluyor. Üniversiteler genelde ünyesiz üzerinden başvuru aldığı için ünyesizde iyi bir şekilde bilmemiz ve nasıl başvuru yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor ve buna hakim olmamız gerekiyor. Aslında ünyesiz çok basit. Üniversitelere başvurmak çok basit. Çünkü ünyesizin kullanımı çok basit. Hiçbir şekilde bilginiz olmasa bile girdiğinizde ve araştırdığınızda, her şeyi okuduğunuzda ve Unisys'in makalelerinde, yazılarına baktığınızda cidden hiçbir şekilde aklınıza sorun kalmıyor. Çünkü Unisys çok güzel bir şekilde siteyi özetlemiş. Nasıl başvuru yapıldığını özetlemiş. Adım adım da göstermiş hatta nasıl başvuru yapıları gibi. Genel olarak Almanya'da okumak istiyorsanız ve tek başınıza bunu yapmak istiyorsanız, yani danışmanla ilerlemek istemiyorsanız, sizin çok çok araştırmanız gerekiyor. Yani danışman tutan bir öğrenciye göre çok çok araştırmanız gerekiyor. İşin kolayına kaçmamanız gerekiyor. Mesela nasıl araştırmanız gerekiyor? Üniversiteye girdim, 5 dakika baktım, çıktım değil. Onu cidden o sitede belki yarım saat, 1 saat gezinmeniz gerekiyor. Böyle hatta o bilgisayardan bakıyorsunuz, bilgisayardaki sekmelerde belki 10-15 tane birikmesi gerekiyor. Çünkü bir sürü sayfa var ve her sayfadan bir şeyler öğrenebilirsiniz ve öğrendikçe kafanızdaki soru işaretleri azalabilir. Yani girdim, baktım, çok karışık, işte insanları sorayım değil. Tabii ki insanları da, bana da sorabilirsiniz. Fakat genel olarak tek başınıza gelmek istiyorsanız sadece Unisys değil, üniversitelere başvuru, vize başvurusu, cidden çok çok araştırmanız gerekiyor. Tabii ki insanları da soru sorabilirsiniz, bana da soru sorabilirsiniz. Ben daha önceden deneyimlediğim için ve sizin yaşayacağınız sorunları zaten yaşadığım için ve cevaplarını da bildiğim için bana sormak daha kolay gelebilir. Fakat şöyle bir durum var. Benim de yetişebileceğim insan sayısı maalesef kısıtlı. Bundan dolayı özellikle siz araştırdıktan sonra cidden araştırdınız, bütün sayfalara baktınız ve evet bir şey anlamadınız veya hala sorunuz var, yazabilirsiniz. Okey. Fakat mesela şöyle mesajlar da alıyorum. Bir şartlı kabul başvurusu nasıl yapabilirim? Veya işte sıfır Almanca ile Almanya'ya gidebilir miyim? Veya işte Almanya'ya gitmek istiyorum, nasıl gidebilirim? Ya çok genel sorular ve zaten ben bu soruların cevaplarını YouTube kanalında genel olarak anlattığım için belki o videonun cevabı bir saat sürüyor ve ben bunu kanalımda anlatmışım. Sadece o kişiye bunu bir daha anlatmam benim çok zor. Bundan dolayı mesela benim genel olarak çok sevdiğim öğrenci ve bana yazan kişi şöyle oluyor. İşte araştırmış, kanalımdaki bütün videoları izlemiş ve bir yerde takılmış. Belki o konuyla ilgili, takıldığı yerle ilgili benim bir videom yok ve onu bana soruyor. Ben mükemmel, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Fakat dediğim gibi bana gelen sorular işte abi şartı kabul nasıl alabilirim veya işte abiyle Almanya'ya gelebilir miyim gibi sorular olunca benim de bir tık hevesim kırılıyor. Çünkü zaten bunu anlattım kanalda. Direkt maalesef linki atmak zorunda kalıyorum. Çünkü yardımcı olabileceğim, yazabileceğim insan sayısı cidden kısıtlı ve daha da istekli insanlar olabiliyor. İstekli derken ne demek istiyorum? Bütün YouTube'daki bütün kaynakları araştırmış, izlemiş ve sonrasında o soruyu bana soruyor. Bu daha çok hoş olabiliyor. Neyse, konuyu çok uzattım. Şimdi o zaman Unisys'te uygulamalı şekilde nasıl başvuru yapılıyor, kullanım rehberi nasıl kayıt olur, oraya geçelim. Şu an önümüze boş bir Google sayfası aldık ve tamamıyla sıfırdan Unisys'te kayıt nasıl olunur, üniversitelere başvuru nasıl yapılır ve Unisys nasıl kullanılır, tamamıyla sıfırdan bunu sizlere anlatacağım ve hatta beraber kaydolacağız. Bütün işlemleri beraber yapacağız. İlk olarak yapmamız gereken şey Unisys'in sayfasına gitmek ve kayıt olmak olacak. Eğer Almancanız yoksa Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Google'un böyle bir hizmeti var. Fakat bazenleri tam çevirmeyebiliyor. Özellikle kayıt olmadan önce bizim sorular cevaplamamız gerekiyor. Çünkü eğitim geçmişimizi üniversitenin bilmesi gerekiyor. Ona göre üniversitelere başvuru yapabiliriz ve başvurmamız için gereken evraklar değişir. Bundan dolayı da soruları iyi ve güzel bir şekilde yanıtlamamız gerekiyor. Ve bu sorularda dediğim gibi tam olarak Türkçe'ye çevirimi bazenleri doğru olmayabiliyor. Bundan dolayı eğer biraz da olsa Almancanız varsa Almanca ilerlemeniz bazı kısımlarda sizin için daha yararlı olabilir. Şu an tamamıyla hiçbir şekilde sanki üniversite girmemiş gibi ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ve sitede dolaşacağım, bakalım üniversite neymiş, bize neler anlatıyormuş. Şu an onlara bakacağım. Mesela burada Bewerben kısmı var. Informieren diyor. Hatta Türkçe'ye çevirsek daha iyi olur, siz de görün. Mesela girdik bir sayfaya ve diyor ki ön koşulları kontrol edin.
şöyle olması gerekiyor. Ben mesela ilk yaptığım zaman da yani o kadar çok bilgi var ki Unesis'te ve Unesis o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki adım adım anlatmış. İlk baktığım zaman da en az 10-15 sekme açıktı yan tarafta. Bunu da okuyayım, bunu da okuyayım diye. Cidden biraz zaman ayrılırsa ve bakılırsa Unesis çok güzel bir şekilde anlatmış ve hiçbir şekilde dışarıdan yardım almadan, danışmanlık yardım almadan kendinize başvuru yapabilirsiniz. Fakat sadece biraz zaman gerektiriyor ve araştırma gerektiriyor. Bunu da Unesis çok güzel bir şekilde kendi sayfasında yapmış. Mesela ön koşulları kontrol ediniyor. Ön koşulları beraber size bakalım. Mesela genellikle yeterli Almanca bilgisine sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. İşte yüksek öğrenime giriş yeterliliği gerekiyor diyor. İşte YKS sınavında kazanmak gibi bunu zaten anlatmıştım. Ayrıca son tarihler yazıyor. Mesela son tarihlerde burada ülkeye bağlı olarak değişebilir ve birçok kurs. Yani mesela kurs dediği burada bizim dilimiz kurs değil mesela, yanlış çevrilmiş. O kurs bizim dil kursu değil mesela, üniversite olarak geçiyor fakat Türkçe'de böyle çevrilebiliyor. Mesela burada demiş ki kış döneminde başlar birçok üniversite, yaz döneminde başlamaz genel olarak ki cidden böyle. 15 Temmuz başvurularına baktığınız zaman kış dönemi başvuruları genelde değil, öyledir. Daha fazla bölümler kış dönemine başvuru şansını veriyor bize. Yaz döneminde o kadar da fazla bölüm başvuru için şansımız olmuyor maalesef. Burada onu anlatmış. Ayrıca mesela burada Almanca hazırlık kursu var, Atsyana. Sonrasında hazırlık koleji var, Atsyana. Bu sonrasında bunlara bakabilirsiniz. Mesela burada ne anlatmış? Yine ön koşulları kontrol edin diyor mesela Atsyana. Burada zaten sekme açtıkça farklı bilgiler önünüze çıkıyor. Ondan sonra yeni sekme açıyorsunuz. Böyle bir dünya bir bilgi oluyor ortada ve bunları okudukça yineliyorum. Yani hiçbir şekilde kendinizin yapamama ihtimali kalmıyor artık. Çünkü Unesis cidden çok güzel bir şekilde anlatmış bunu. Her neyse böyle açtınız, okudunuz. En sonunda olayı çözdünüz. Yani nasıl başvuruluyor gibisinden. Zaten kendim de anlatacağım. Sekmeleri kapattık. En başa döndük. Üniversite girdik ve giriş yapacağız. Fakat kaydımız yok bizim. Kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt olduk. Bir tane e-mail. Buralara geçeceğimiz bir şekilde. Mailimize onay gitti. Bunu onaylamamız gerekiyor hemen. Şimdi hesabınız aktifleştirildi diyor ve şu an giriş yapacağız. Hesaba giriş yaptık. Bu bölümde bize sorular soracak. İşte isminiz, soy isminiz, ne zaman doğdunuz, nerede doğdunuz gibi en başta kişisel sorular soruyor. Sonrasında sizin eğitim geçmişinizi öğrenmek için size farklı sorular soracak. O da nedir? Ülkenizdeki sınava girdiniz mi? Üniversiteden mezun oldunuz mu? Veya yakın zamanda mezun olacak mısınız? Gibi gibi bize sorular soracak. Bu soruları doğru cevaplamak çok çok önemli. Çünkü yanlış cevaplarsanız eğer üniversite sizi farklı bir şekilde başvuru yapıyormuşsunuz gibi algılayabilir. Bundan dolayı üniversitelerde başvurularda sıkıntı çekebilirsiniz. Farklı isim kullanıyorum çünkü üniversitenin sayfasında şöyle bir bilgi var ki kendi isminizle farklı farklı hesapları açmayın karışıklık olmasın diye. Bundan dolayı böyle ilerlemek daha faydalı benim açımdan size göstermek için. Doğum yeri yani şehir mi yazacaksınız, ilçe mi yazacaksınız diye aklınıza takılabilir. Onda ne yazıyorsunuz? Pasaportunuzda doğum yeri diye kısım var. Pasaportunuzda ne yazıyorsa onu yazmanız gerekiyor. Bu da genelde ilçe olur. Yine kişisel veri istiyor bizden. Ev adresimizi yazmamız gerekiyor. Yazalım. Burada hiçbir şekilde bir şey doldurmamıza gerek yok. Çünkü bizi ilgilendirmiyor. Şimdi asıl önemli nokta o dediğim sorular burada başlıyor. Mesela Schule Abschluss. Türkçe çevirince dediğim gibi okuldan mezun oldun mu diyor. Fakat hangi okul? Üniversite mi, lise mi, ilkokul mu, ortaokul mu? Bunu bilemiyorsun. Almancasında Schule Abschluss ayrımı liseden mezun oldun mu? Yani liseden mezun oldun mu ve bu sınavı verdin mi diye anlaşılıyor. Bundan dolayı Almancası bir tık daha bazı yerlerde mantıklı olabiliyor. Biz liseden mezun olduk. Bu çektiğim video genel olarak cevaplayacağım soru kimler için oluyor? Lisans okumak isteyenleri fakat öncesinde dil yeterliliği olmayan kişiler ve lisans eğitiminden önce şartlı kabul alıp Almanca eğitimi tamamladıktan sonra lisansa başlamak isteyenler için şu an ben bu soruları dolduruyorum. Siz atıyorum direkt Almanca sertifikanız var. Bölüme başvuracaksınız veya master yapacaksınız. Ona göre soruları cevaplarsınız kendinize göre. Fakat ben dediğim gibi lisans şartlı kabul için şu an cevaplıyor olacağım. Çünkü izleyicilerim çoğu böyle gelmek istiyor. Okuldan mezun oldum mu? Evet diyorum. Hangi ülke diyor? Almanca ilerlemek daha iyi olabiliyor bazı yerlerde dediğim gibi. Sonrasında bize burada hangi liseden mezun olduğumuzu soruyor. Açık öğretim var, İmam Hatip var. Mesela bu 11 yıllık lise var. Bu da ne olabilir? Atıyorum açıktan mezun oldunuz. Bu olabilir. Yine atıyorum bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldunuz. Bunu tıklamanız gerekiyor. Çünkü 12 senelik normal lise eğitimi olarak geçiyor. Sonrasında Feststellungsprüfung. Hayır yapmadık. Studienkolleg sınavı. Hayır diyoruz. Burada
sorduğu soru. Üniversite okuduk mu? Yani üniversiteyi tamamladık mı? 3 senelik bir üniversite okuduk mu veya 4 senelik? Genelde Türkiye'de 4 sene oluyor. Veya yakın zamanda üniversiteden mezun olacak mıyız? Ben kendim için cevaplıyorum. En başta cevapladığım gibi hayır. Çünkü böyle bir durumum yok benim. Sonrasında TESTAS sınavını vermemiz gerekiyor ama yine hayır diyorum. TESTAS çünkü vermeyeceğiz. TESTAS da ENSE puanınız kötüyse bunu yükseltmek için yapılan bir sınav. Yine böyle bir durumumuz yok. Kabul ediyoruz ve şifremize giriyoruz. Şifremizi girdik ve şu an açılan sayfadan biz hangi üniversiteye başvuracağız onu seçiyoruz. Üniversite şöyle düşünebilirsiniz. Atıyorum Zara'nın sayfasındasınız ve bir tane kıyafet beğendiniz. Sonrasında kıyafete basıyorsunuz, sepete ekle diyorsunuz. Sepete gittikten sonra ödüyorsunuz. Üniversite mantığı da tam olarak aynı. Üniversiteleri seçiyorsunuz. Sonra sepet kısmı var. Sepet kısmı dedim burası. Sonrasında sepet kısmına gittikten sonra artık üniversiteleri seçtik ve ödeme yapacağız, başvuracağız. Ödemeyi normal Zara'dan bir şey alırmış gibi yapıyoruz. İşte kredi kartı veya havale yoluyla tamamıyla böyle yürüyor. Fakat tabii ki hangi evraklar gerekiyor gibi gibi olaylar var. Yani evrakları göndereceğiz mi? Bunun da cevabı şu şekilde. Şu an UNES online, çoğu üniversite online yoluyla başvuru alıyor UNES üzerinden. Bundan dolayı UNES diyor ki sisteme bir kez evrakları yüklerseniz istediğiniz üniversiteler başvurabilirsiniz. Fakat üniversiteler kendileri isterlerse ek bir evrak posta yoluyla isteyebilirler. Fakat UNES de genel olarak online yoluyla işler yürüyor. Evrakları nasıl yüklüyoruz? Bu sayfa kalsın. Şu an evrakları yüklediğimiz kısma gelelim. Yine Türkçe yaptım. Buraya tıkladım. Belgeler kısmımız var. Açtık sayfamızı. Türkçe yaptık. Bu kısım. Bu kısım bizim için önemli. Belgeyi doğru bir şekilde ve eksiksiz yüklememiz gerekiyor. Belge yükleme de şöyle yapın size tavsiyem. Atıyorum bir tane lise diplomanız var. Ve bunun tercümesi var. Veya işte apostil yaptırdığınız farklı evraklara. Bu bir belgeye olan bütün işlemlerin hepsini aynı PDF içerisinde gösterin. Lise diplomasının bir PDF, sonrasında lise diplomasının tercümesini bir PDF olarak yüklemeyin. Tam tersine bu iki PDF'i bir tek bir PDF olarak getirin. Sonrasında bu tek bir PDF'i sisteme yükleyin. Yani nasıl yüklüyoruz onu da? Dosya yükleme diyoruz. Buradan bir tane dosyayı seçiyoruz atıyorum. Sonrasında kategori seçin, özgeçmiş diyelim. Sonrasında dosya yükleme deyip yüklüyoruz. Buraya bütün belgelerinizi yüklediniz. Her şeyi eksiksiz şekilde yüklediniz. Sonrasında üniversite araştırma kısmına geliyorum. Araştırma derken siz zaten hangi üniversitelere başvuracağınızı kafanızda belirlediniz ve şu an 10 üniversitelere başvuru yapacaksınız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Üniversite geldik tekrardan. Hangi dönem? Önümüzdeki yaz dönemi yani 15 Ocak başvurularına biz yetişeceğiz. Sonrasında hangi üniversite? Burada bilindik ne var? Wuppertal Üniversitesi. Eyalet zaten seçili. Sonrasında diploma. Mesela burada yine Türkçesinde sıkıntılı bir çeviri. Bu kısımda bize üniversite ne olarak başvuracağımı soruyor. Yani lisans öğrencisi mi, master öğrencisi mi diye soruyor. Fakat Türkçesinde atıyorum Türkçesine ilerliyorsunuz. Üniversite mezunu usta ve devlet sınavı olarak geçiyor ve çok mantıklı çeviriler olmuyor. Bundan dolayı mesela burada yine Almanca çevirmek daha doğru. Bizim seçeceğimiz burada Almancası lisans şartlı kabul için 5 yıldır oluyor. Ve karşımızda Wuppertal Üniversitesi'nin lisans eğitimi sunduğu alanlara geliyor. Buradan bilgisayar mühendisliğine başvuruyoruz. Bakıyoruz bakalım nerede informatik, elektroteknik var mesela. Bağlantılı bölümler olabilir, başvurabilirsiniz. Ama informatik burada. Bolluk. Yine Türkçe çevirelim. Seçtik ve şu an sepete atacağız. Burada bizim seçeceğimiz yüksek dönem değil. Çünkü master oluyor. Biz bunu seçiyoruz ve sepete attık. Sayfayı yeniliyoruz. Gelmesi gerekiyor. Evet şu an burada. Gidelim bakalım. Bizim başvurumuz burada. Tekrardan farklı bir üniversiteye de başvuru yapalım. Ben Dortmund diyelim. Bu sefer biz Dortmund'a kimyaya başvuracağız. Yine aynı yöntemle sepete attık. Bu sefer sepete gidiyoruz. İki tane biz üniversitenin bölümüne başvuracağız. Bize diyor ki burada gerekli soruları cevaplandırın diyor. Yani üniversitenin yine bize sorduğu sorular oluyor. Onlar da nedir işte? Yine eğitim durumumuzu öğrenmek için sorulan sorular. Lise eğitimimizi hangi okulda aldık? Hangi ayları aldık? Hangi ülkede aldık? Hangi tarihte lisemiz bitti? Gibi gibi soruları bizim cevaplandırmamız gerekiyor. Bu kırmızı olan yerler cevaplandırılması zorunlu yerler. Bunları da cevaplandırdığımızı düşünüyorum ve çıkıyorum buradan. Şunu da hemen bilgisini geçeyim. İlk başvurular 75 euro. İkinci her başvuru için 30 euro bir ödemesi oluyor üniversite tarafında. Sonrasında yapmamız gereken tek şey buradan ödemeyi seçip ödemeyi seçtikten sonra daha ileri gidemiyorum çünkü soruları cevaplandırmam gerekecek. Ödemeyi seçip orada bize ödeme seçenekleri çıkıyor. Bildiğiniz gibi çok kolay bir işlem. Banka kartınızı, kredi kartınızı giriyorsunuz ve sonrasında ödemeyi yapıyorsunuz. Aslında işlem bu kadar kolay. Sadece biraz araştırmak gerekiyor. UNESIS'in içerisinde zaman geçirmek gerekiyor. Ve UNESIS bunu çok güzel şekilde özetliyor. Tekrardan UNESIS sayfasına gidelim. Bakalım nasıl özetlemiş ve hangi bilgileri vermiş bize. Şu an UNESIS'in
tekrardan ana sayfasındayız. Mesela ben olsam söylüyorum ne yapardım. Burada çok sorulan sorular var. Kesinlikle buna tıklardım çünkü bütün soruların cevapları burada. Mesela ne var burada? Son tarihler. Yine önceden de baktığımız gibi. Online yoluyla mı başvuruluyor? Burada yine var. Çevrim içi başvurun. Veya belgeleri topla. Hangi belgeler gerekecek? Gibi soruların bütün cevapları burada. Mesela başvurum için hangi belgeler ihtiyacım var? Tıklıyoruz bakalım. Ne diyor? Dil sertifikası gerekli diyor. İşte motivasyon mektubu gerekli diyor. Özgeçmişiniz. Başvuru formu. Gibi evraklar gerekli diyor. Sonrasında mesela kaç kopyasını üniversite göndermeliyim diyor. Tüm belgeleri yalnızca bir kez ihtiyacınız var diyor. O da doğru. Neden? Online yoluyla başvurduğunuz için sistem sadece bir kez yüklemeniz yeterli. Burada bütün soruların cevaplandırılması var. Mesela bunu geçtik. Sonrasında diğer sekmeye bakalım. Buraya mesela önceden gelmiştik. Son tarihler. Sonrasında hangi belgeleri sunmam gerekiyor? Öncesinden kontrol ediliyor mu? Vizeye yetişmem gerekiyor. Daha hızlı olabilir misiniz? Gibi soruların hepsinin cevabı burada var. UNES'in en sevdiğim kısmı mesela adım adım anlatmış burada. Diyor ki önceden hangi gereksinimler gerekiyor? Bunu öğrenin diyor. Sonrasında başvurunuzu planlayın diyor. Son tarihler hakkında bilgi edinin ve VPD belgesine ihtiyacınız varsa onu alın diyor. Bundan sonra belgelerinizi toplayın diyor. Sonrasında online yoluyla başvurun diyor ve ücreti ödeyin diyor. Posta yoluyla bize gönderin diyor. Bu son kısım geçerli olmayabiliyor çünkü online olarak başvuru yapıyoruz. Fakat dediğim gibi üniversiteler bazenleri posta yoluyla da isteyebiliyor. Tekrardan yerimize geçtik. Aslında videonun başında da söylediğim gibi UNESCO kullanımı cidden kolay. Ve UNESCO bizim işimizi rahatlatmak için daha basit olsun diye elinden gelen her şeyi yapmış bence. Çünkü çok güzel bir şekilde açıklamış. Üniversiteleri başvuru nasıl yapılır, evrak nasıl yüklenir hepsini adım adım anlatmış cidden. Sadece biraz araştırmanız gerekiyor. Sayfada biraz vakit geçirmeniz gerekiyor. Yine de yardımcı olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım yardımcı olmuştur ve başvurularınızı kolay bir şekilde, eksiksiz ve doğru bir şekilde yaparsınız. Eğer yardımcı olduysa ve size değer kattıysa benim de ufak bir ricam olacak. Ricam da videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Bunu da yaparsanız Almanya'da üniversite okumak isteyen insanların karşısına çıkmış oluruz ve onların da sürecini olabildiğince hafifletmiş oluruz bu videolar sayesinde. Dediğim gibi videom umarım işinize yaramıştır. Eğer sorunuz varsa, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Seve seve cevap vermek isterim. Ayrıca onunla ilgili video çekmek isterim. Video önleriniz varsa. Kapanışı yapalım. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Farklı videolarda görüşmek üzere.